Arkadaşlar merhabalar. Özel tanımlı fonksiyonlarla ilgili genel olarak bayağı bir anlatır mısınız durumu oldu açıkçası. Bu benim çok anlatmaya yanaşmadığım bir konuydu. Sebebi de şu, zannediliyor ki eskidenki gibi YGS, LYS'deki gibi özel tanımlı fonksiyonlar soruyor ÖSYM. Kitaplar da bu alışkanlıktan vazgeçmediği için açıkçası hala eski özel tanımlı fonksiyonlar mantığıyla yaklaşmamız gerekiyormuş gibi bir algı var. Oysa ki öyle bir şey yok. Zaten soru sayısı 40'a indi. Özel tanımlı fonksiyonlar diye bir konu kalmadı. Diğer taraftan fonksiyonu zaten biz bir şekilde her yerde görüyoruz. O yüzden özel soru çözümüne ihtiyaç duymuyordum ben açıkçası. Ama madem bu kadar istiyorsunuz ve ihtiyaç duyuyorsunuz, o yüzden ben sınavda çıkabileceğini düşündüğüm mümkün olduğunca öz yerleri anlatacağım. Bu arada gözden kaçmış olabilir. Fonksiyonlarda 22 tane video anlattığım için orada 17 numaralı video olması lazım. Fonksiyonlara 17 olması gerekiyor. Zaten özel tanımlı fonksiyonların çok önemli bir kısmını orada anlattım. Ben öteleme ve simetri adında orada ÖTF yazmayınca sanki o normal bir fonksiyonmuş gibi algılanmış olabilir. Özel tanımlı fonksiyonlar 1 olarak düşün onu. Şimdi bunu da özel tanımlı fonksiyonlar 2 olarak düşünün. Şimdi şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Y eşittir 1 bölü fx eksi 2 fonksiyonu kaç noktada tanımsızdır? Tanım kümesi kavramı var fonksiyonlarda arkadaşlar. Onlardan bir soru çözeyim istedim. Mümkün olduğunca sorular üzerinden gideceğim. Aşırı derecede burada konuluk bir kısım yok. Daha çok soruluk yerler var. Şimdi tanımsız olması demek arkadaşlar, tabii ki paydayı sıfır yapması demek. Dolayısıyla bu fonksiyonun paydasını ne zaman sıfır yapar? 1. Fx'in 2 olduğu yerlerde tanımsız yapar. Bu birinci yorumum. Bakalım fx'in 2 olduğu noktalar kaç tane? Yapacağınız iş şudur arkadaşlar. Bir fonksiyonun 2'ye eşit olduğunu biliyorsanız o y eşittir 2 doğrusudur. Sakın sadece eksi 1'i almayın. Şöyle bir y eşittir 2 doğrusu çizdiğiniz zaman bakın burada tam 4 tane değer var gördüğünüz gibi, tamam mı? O yüzden sadece eksi 1 için değil, şuradaki bir değer için de, yine şuradaki bir değer için de, yine şuradaki bir değer için de fonksiyon 2'ye eşit olduğu için buranın paydası 0 oluyor. Böylece 4 tane tanımsızlık durumu var. Normalde fx'in tanımsız olduğu yer var mı? Ona bakalım. Fx'in tanımsız olduğu yer olmadığı için arkadaşlar ikinci yorumumuzda özel bir şey demeyeceğiz. Tanımsızlık fonksiyon için geçerli olmadığından sadece fx'in 2 olduğu yerler bize tanımsız yaptırıyor. Dediğim gibi fx 2 olduğu için tanımsız değil. Payda 0 olduğu için tanımsız. Yoksa normalde biz tanımsızlıkta herhangi bir değer eşit olduğu zaman tanımsızdır demiyoruz. Fonksiyonun en geniş tanım aralığını bulalım demiş. Tanım aralığında arkadaşlar paydanın 0 olduğu yerleri, logaritma gibi bir durum olursa da o özel durumu bilmeniz gerekiyor. Bakın mesela bu şimdi fonksiyon değil bence, logaritma sorusu. Logaritmada neyi hatırlayacağız? Bir kere kesinlikle taban 1'e eşit olmayacak. O yüzden x eşit değildir 1 kenarda dursun. Birinci yorumumuz. İkinci yorumumuz. Logaritmada neyi söylüyoruz arkadaşlar? Taban kesinlikle ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. Yani 2 küçüktür x. 3. Logaritmanın içi asla negatif olmamalı. Sıfırdan büyük olmalı. O zaman burada da tablo yapacağımız aşikar artık. Bakın şimdi. Burada bu birinci dereceden, bu da birinci dereceden ama bölülü olduğu için arkadaşlar biz bunu tablo üzerinden gösterelim. Nasıl yani? Bakın şimdi birincinin kökü 2. İkincinin kökleri de 1 ve 4 değil mi? Tek tabloda ikinci yorum, üçüncü yorum diye yapayım. Neydi? Bunun 2 küçüktür x olmasını istiyoruz. O zaman kökümüz 2. Buraları kabul edeceğiz. Eksi eksi artı artı bakın. Gördüğünüz gibi 2'den küçük değerlerde pozitif oluyor. Zaten bu arada x'in katsayısı negatif olduğundan negatifle başlamalıyız. Diğerinin kökleri neler? 1 ve 4 katsayı artı eksi eksi artı kök yoksa işareti değiştirme. Böylece her ikisinin de sağlandığı bölge neresi çıktı? Eksi sonsuz bir şey, eksi sonsuz birleşim diyorum pardon. Eksi sonsuz bir açık aralığı birleşim başka da bir şey yok. Eksi sonsuzla bir aralığı o zaman. Çünkü ikisinin de sağlandığı bölge arkadaşlar sadece
neresi geldi bakın. Burası gelmiş oldu. Böylece burayı halletmiş olduk. Fonksiyon ne alaka? İşte bu. Fonksiyon değil bu yani. Logaritma sorusu. Bakalım. Fonksiyonunun tanım aralığı 5 sonsuz aralığı olduğuna göre a sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yine tanımlı olması için bu fonksiyonun neye bakacağız arkadaşlar? Karekök içine. Karekök çift dereceli kök olduğu için içerisinde olmalıdır her zaman? Sıfırdan büyük veya eşit olmalıdır. Böylece logaritmada da log 2 öbür tarafa ne olarak geçer? 2 olarak geçer. X eksi a büyük eşit 2 üzeri 0 olur. Buradan da x eksi a büyük eşit 1 olur. Haliyle ne olur? X büyük eşit a artı 1. 5 kapalı sonsuz olduğuna göre bu da normalde ne yapıyor bakın? A artı 1 sonsuz. A dediğimiz şey o zaman 4'müş gördüğünüz gibi. Özel tanımlı fonksiyonların ilk kısmında, belki o videonun adını bile değiştiririm çünkü özel tanımlı fonksiyon muhabbeti çok oluyor. Fonksiyonlar 17 testinde öteleme sorularından bahsetmiştim. Burada da böyle bir öteleme sorusu var. Onu da hatırlatayım. Bu soruda lazım olur olmaz yine de bahsedelim. Bir fx fonksiyonunda arkadaşlar, eğer siz içeriği değiştirirseniz böyle artı 5 eksi 5 diyelim. Artı 5 sol tarafa sol tarafa kaydırmaktır. Eksi 5 de sağ tarafa kaydırmaktır. Ters düşünüyoruz. Eğer şöyle bir fonksiyon dersek, bu da normal fonksiyonu 2 birim yukarı, burası da 2 birim aşağı kaydırmaktır. Bunu hatırlatalım. Şimdi buna göre y eşittir fx artı 5 fonksiyonunun artı 3 fonksiyonun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır diye sormuş. O zaman şimdi şöyle bir şey yapalım bakın. Y eşittir fx artı 5 demek bu fonksiyonun 4 birim sola kaydırılması demek. O zaman 4 birim sola kaydırırsak şöyle bakın tepe noktası orijine kayacak. 4 birim artması demek 4 birim sola gitmesi demek. Böyle bir grafik oldu. Şimdi bunu bir de 3 birim yukarı kaldırırsak ne olur bakın. 3 birim yukarı kaldırdığımızda da artık y eksenini 3'te kesti. Gördüğünüz gibi öteleme mantığıyla ben bu soruyu yaptım. Yalnız... Şimdi 2018 AYT'de bir soru vardı. Ötelemeli bir soru. O yüzden bu soruyu koymak istedim. Benzerini muhakkak çözdünüz. Biraz değişini göstereyim istedim ben. Şimdi böyle biz bunu kaydırarak yaptık. Ancak hocam parabol bilgisiyle de yapalım bunu. Zaten bu soru parabolde de karşımıza gelebilir diyenler olabilir. O yüzden ben bunu parabol yorumuyla da yapacağım. Şimdi parabolün denklemi nasıl? Tepe noktası 4'e 0 olan bir parabol. A x eksi r'nin karesi artı k'ydı. Denklemini hatırlayın. Böylece ne olur? Fx artı 1. Şöyle yerim azalacak. Şu denklemi biraz kaldırayım. Evet. F x artı 1 eşittir. A x eksi 4'ün karesi artı 0. Çünkü tepe noktasının ordinatı gördüğünüz gibi 0. X'e 0 verdiğimizde ne oluyor bakın? 2'de kesiyor ekseni. O zaman x'e 0 veriyorum bakın. A eksi 4'ün karesi artı 0 eşittir 2'den. A ne geldi? 1 bölü 8. Tamam mı? O zaman bu fx artı 1 1 bölü 8 x eksi 4'ün karesi denklemi. Fx artı 5 nedir? Ekle 4'ü x artı 5 yapmak için x kare olur. Şimdi bir de en son artı 3 ekle. Fx artı 5 artı 3 de 1 bölü 8 x kare artı 3 olur. Gerçekten de x'e 0 verdiğimizde y eksenini kestiği noktayı bulacağız ya. Onun için ne yapıyorduk analitikte ve parabolde hatırlayın. X'e 0 vereceğiz. X'e 0 verince cevap yine ne oldu? 3 oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde soruyu hallettik arkadaşlar. Şimdi bir yol daha denemek istiyorum. Onu da görelim. Bakın şimdi burada y eksenini kestiği nokta demek. Sorunun sonundan yaklaşıyorum. Bu da size üçüncü yol güzel olsun. Bakın şimdi x'e 0 verdiğim zaman benden neyi istiyor bu soru? F5 artı 3'ü istiyor aslında. Doğru mu? Çünkü y eksenini kesmek demek x'e 0 vermek demek. O zaman ben F5 artı 3'ü verilenden yararlanarak bulurum. F5 yapmak için burada x gördüğüm yere ne yazmam lazım? 4. 4 artı 1'den ne oldu? F5. F5 bakın neydi? X'e 4 verdiğimde F5 oldu. Doğru mu? Bakın burası çok önemli. X'e 4 verdiğimde
F5 oldu. O zaman F5 neymiş? 0. Üzerine 3 ekle. Cevap 3 oldu. Bakın bu da üçüncü yol. Bir fonksiyon sorusunda x'e verdiğiniz değere göre y değeri değişir. Bundan dolayı f4 0 değildir, f5 0'dır. Bu şekilde 3 yoldan da çözdüm. Hangisi kolayınıza geliyorsa, ama bence üçünü de anlamaya çalışın arkadaşlar. Kafanıza yatmayan bir yer olursa sorun sorularda, yorumlarda. Parçalı fonksiyondan bahsetmiştim. TYT mantığında parçalı fonksiyon çok basit yani. Hatta biz bunu limitte, türevde, integralde falan da kullanıyoruz gayet kolay bir şekilde. Bize bu şekilde parçalı fonksiyon verdiğinde farklı bir fonksiyon sorarsa ne yapacağız? Dümdüz fonksiyon yorumu. Yani 2 eksi x gördüğüm yere ne yazmalıyım ki içerisi x olsun? Bakın parantez içlerine eşitliyorum. Fx yapmak için. Böylece buraya x gördüğüm yere, daha doğrusu a diyelim ona biz şimdi. 2 eksi x yazmalıymışız. O zaman a dediğim, bakın x gördüğüm yere ne yazdığımı anlamak için. Gerçekten de 2 eksi x gördüğüm yere artık bakın böyle yazarsam hakikaten burası ikiler gidiyor. Fx oluyor. O zaman fx eşittir. X gördüğüm yere ne yazdım? 2 eksi x. 2 eksi x eksi 1. Parantezi açalım. 2 eksi x artı 1 virgül. Buraya da 2 eksi x yapmayı sakın unutmayın. Yine aynı şekilde 2 eksi x yapmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Böylece ne olur? 1 eksi x virgül attım. 3 büyük eşit x oldu. 3 eksi x oldu burası da. Virgül attık öbür tarafa. Burası da ne geldi? 3 küçük eşit x. O zaman hangisi oluyor? Şurası büyükmüş. Pardon, düzelteyim. İlk kısmı. O zaman cevap arkadaşlar B şıkkı olmuş oluyor. Bu şekilde her gördüğümüz yerde o değişkeni değiştireceğiz. Anlaştık mı? Evet, bu soruya bakalım şimdi. Pardon. Fx eksi x kare artı 1 x küçük eşit 0 x artı 1 virgül x büyüktür 0 ise ve f'in tersi eksi 3 nedir diye soruyor. Burada yorumumuz şöyle arkadaşlar. Bakın size göstereyim nasıl yapacağınızı bu soruları. Normalde f'in tersi eksi 3'ü bulmaya çalışıyoruz. A olsun. O zaman bu ne demektir? Fa eşittir eksi 3. Yalnız a sıfırdan büyük mü, küçük mü bilemeyeceğimiz için ikisine deneyeceğiz. Hangisini tutuyorsa cevap odur. Böylece eksi a kare artı 1 eşittir eksi 3 diyelim. Eksi a kare eşittir. Attık öbür tarafa eksi 2. A kare eşittir 2. A eşittir kök 2. A eşittir eksi kök 2 oldu. O zaman bir kere gördüğünüz gibi kök 2'yi alamayız. Çünkü ne dedik? X küçük eşit 0 olmalı. O zaman buradan demek ki neymiş? Eksi kök 2'ymiş. Bir de diğerini de deneyelim. Fa eşittir eksi 3. O zaman a artı 1 eşittir eksi 3. A buradan eksi 4. Zaten a negatif olduğu için olmadı. O zaman cevabımız sadece bir tane olmalı zaten. Bir nokta anca bir yere gider. Böylece a eşittir eksi kök 2. Bu şekilde ters fonksiyon sorularını normal fonksiyona döndürerek, yani şu f'in tersini buraya atarak ikisini de deniyoruz. Hangisinde doğruysa, şartları sağlıyorsa onu alıyoruz arkadaşlar. Evet, burada da şimdi tanımsız yapan x değerlerinin toplamını soruyor bize. Şimdi adım adım gidelim. Birincisi, burayı tanımsız yapan değer normalde x eşittir 2, x eşittir eksi 2. Ama x küçüktür 0 almamız gerektiği için x eşittir 2'yi almıyoruz. Çünkü x eşittir 2 için 0'dan büyük oluyor. Burayı tanımsız yapan bir değer yok. Tamam, problemimiz yok. Sonra arkadaşlar burada da eksi 3 ve 3 paydayı 0 yapar. Ama eksi 3 alamam çünkü birden büyük olmuyor. O yüzden 3 ve eksi 2 toplamları da 1 oldu. Şimdi gelelim mutlak değer fonksiyonlarının grafiğini çizmeye arkadaşlar. Mutlak değer fonksiyonlarının grafiğini çizerken önce tabii bir doğru denklemi nasıl çizilir onu hatırlayalım. Y eşittir x'in grafiği nasıl çizilir? Sabiti olmayan, yani burada k gibi sayısı olmayan denklemleri ne yapıyoruz? Analitikten hatırlayın, orijinden geçer. Çünkü x'e 0 ver, y'ye 0, y'ye 0 ver, x'e 0. Eğer eğim de pozitifse arkadaşlar böyle sağa yatık bir doğrudur. Hatta üzerinde bir nokta deneyin. Örnek 1, 1 verdiğinizde hakikaten böyle, bakın sağ yatık olduğunu da görürsünüz. Şimdi
Mutlak değer mantığında ne olmalı? Mutlak değerde arkadaşlar bir kere şöyle bir durum var. X dışarı asla negatif çıkmayacağına göre şuralar saçma oluyor. Oradan kurtulmamız lazım. İşte o yüzden şunu yapıyoruz. Aşağıdaki kısmı alıyoruz, katlıyoruz yukarı doğru. Cevabımız bu olacak. Tamam mı? Altta kısım olmaması gerekir çünkü mutlak değer negatif olamaz. Bu yüzden yapacağınız iş alt kısmı olduğu gibi yukarı katlamak. Hemen bir tane daha örnek göstereyim. Bakın şimdi bunun grafiğini çizeyim. Önce standart y eşittir x artı 2'yi çiziyorsunuz. X'e 0 ver, y'yi 2'de kesiyor. Y'ye 0 ver, x'e eksi 2'de kesiyor. Normalde grafiği bu değil mi? Alıyoruz, şu kısım aşağıda kaldı ya, bunu x ekseninden hemen simetriğini alıp kaldırıyoruz yukarı. Yani yeni grafiğimiz işte şu şekilde olacak. Eksi 2'de kırılma var. Böyle bir grafik. Burası da 2. Zaten eksi 2 kritik noktadır arkadaşlar. Bunu limit türev integral sorularında karşımıza gelince kullanıyoruz. Bu şekilde. Bunları bir söylemiş oldum. Şimdi diğer grafiklere geçelim. Yani artık ezbere bağlarsak kritik noktadan yukarı doğru grafiği kaldırıyoruz arkadaşlar. Hemen şunu görelim. Y eşittir mutlak x artı 2. Hemen öteleme mantığını kullanalım. Madem özel tanımlı fonksiyonlardayız. 1. Y eşittir mutlak x demek bu demek değil mi? Normalde zaten y eşittir x'i daha demin yapmıştım. Böyle bir grafik. Onu hemen yukarı doğru kaldırınca o kısmı gitti. Burası oldu böyle. Şimdi ne yapacağız? Artı 2 demek yukarıya doğru grafiği 2 birim kaldır demek. Sıfıra sıfır noktasındayız. 2'ye geldi. O zaman bakın 2 birim ötelenmişi. Doğru cevabımız bu şekilde olmuş olacak. Y eşittir mutlak x artı 2'nin grafiği. Bakın öteleme mantığından yararlandım burada. Gelelim buraya. Y eşittir mutlağın içinde mutlak x artı 3. Adım adım gidiyorum. 1. En içten en dışı boş ver şimdi. En içe başlayalım. Y eşittir mutlak x neydi? Böyle bakın V harfi olacak mutlak değer grafikleri gördüğünüz gibi böyle. Sonra hemen 3 birim yukarı kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi y eşittir. Mutlak x artı 3'ün grafiği bu şekilde. En sonunda da dışarıdaki mutlağı kullanarak aşağıdaki kısmı yukarı katlayacağım ama katlanacak yer yok. O zaman bu da aynı oldu. Yani bakın size doğru cevap bu şekilde gelmiş oldu. Yukarı katlayacağım bir yer olmadığı için cevabın ikinci kısmın aynısı üçüncü kısımda da elde edilmiş oldu. Tabii hep böyle olmaz. Değiştirelim onu biz şimdi. Y eşittir mutlağın içinde mutlak x artı 3 eksi 6 grafiğini çizelim. Adım adım içeriden başlıyorum. Mutlak x artı 3'ü çizelim önce. Onun için de tabii ki hemen hatırlayalım. Y eşittir x artı 3. En içe gidersek, pardon. Y'ye 0 ver. Hemen x nereden geçiyor? Eksi 3'ten x'e 0 ver. Y de 3'ten geçiyor. O zaman böyle bir grafik. Hemen onu değiştiriyoruz tabii. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Eksi 3'ten bir kırılma yaşıyor. Böyle oluyor bakın. Grafiğimiz bu. Bu da neyin grafiği? Y eşittir mutlak x artı 3'ün grafiği. Şimdi ne yapacağız? 6 birim aşağı kaydıracağız. Bakın dikkat edin lütfen. 6 birim aşağı kaydırdığımda burası nereye gelecek? Y eşittir eksi 6 hizasına gelecek. Eksi 6. Burası nereye gelecek? Y eşittir eksi 3 hizasına gelecek. Bakın şimdi. Şöyle. Eksi 3'e. Eksi 6 noktası. Burası. Böylece eksi 3. Y eşittir eksi 3'ten geçmiş olacak. Bakın şöyle bir grafik oldu. Tamam mı? Sol tarafı tabii göremiyorsunuz. Orayı bir düzelteyim hemen. Şöyle bakın grafiğimiz böyle oldu arkadaşlar. Eksi 3'e 0 noktasından geçiyordu. Eksi 3'e eksi 6 diye kaydı. Sonra yine burası 0'a 3'tü. 0'a eksi 3 olarak aşağıya kaydı. Bu şu an neyin grafiği? Y eşittir mutlak x artı 3 eksi 6'nın grafiği. Ne yapacağız? En son bunun da dışına mutlak geldiği için şu kısımları olduğu gibi yukarı kaydıracağız arkadaşlar. Daha doğrusu kaydıracağız demeyelim pardon. Simetriğini alacağız, katlayacağız. Burası eksi 3'tü. O zaman yine buradan geçecek böyle. Şurası 3'e eksi 6, eksi 3'e eksi 6'ydı. O zaman burası da eksi 3'e 6 noktası olmuş olacak. Böylece eksi 3'e 6'dan geçen
Şuradan geçen ve buradan geçen bir de şuradan geçen bir grafik oldu. En son halini çizersek gösterelim. Bu şekilde bakın. Böyle bir zikzak oldu. Gördüğünüz gibi. Tamam mı? Şunlarda noktaları da göstereyim. Şurası eksi 3, 6 noktası. Burası yine 3 noktası. Burası da oralar kesim noktası. Çok mühim değil. Oraları da hallederiz aslında. Orayı nasıl hallederiz? Bu denklemin y'sinin 0 olduğu yer nedir? İlla orayı bulmak isterseniz. Mutlak x artı 3 eşittir 6 olmalı. Demek ki burası 3'müş arkadaşlar. Sonra yine burası da o zaman eksi 3 mü oluyor? Bakayım bir. Eksi 6 oluyor herhalde. Eksi 9 mu oluyor ya da? Evet, eksi 9 oluyormuş, pardon. Orası da eksi 9 oluyormuş. Gördüğünüz gibi bu şekilde iki tane noktadan kesecek şekilde geçti ve zikzak yaptı. Devam edeyim. Şöyle fark sorularımız var. Y eşittir mutlak x eksi 2 artı mutlak x eksi 5. Bunlar da pratikleşebilirsiniz. Bir seferlik ben bir göstereyim. Çizim nasıl yapılır bir görün. Şimdi bir kere bu deminki gibi değil. Öyle katlamalı matlamalı olmayacak. Düzgünce uğraşacağız burada. Kritik noktaları hesaba katacaksınız. Burayı 0 yapan değer 2. Burayı 0 yapan değer 5. Tablo yapacağız arkadaşlar. Bir göreceğiz olayı. 2, 5. Tamam mı? Şimdi mutlak x eksi 2 eksi sonsuzdan 2'ye nasıl çıkar? Eksiyle çarpılarak çıkar. Yani eksi x artı 2. X eksi 5 nasıl çıkar? O da yine 2'den küçük değerlerde negatif olduğu için o da eksi x artı 5 diye çıkar. Bunların toplamı eksi 2x artı 7 oldu gördüğünüz gibi. Tamam mı? Bu şekilde. Sonra geldim aradaki değere. 2'den büyük olduğu için bu olduğu gibi çıkar. X eksi 2 öbürü 5 eksi x diye çıkar. Toplayınca x'ler gider. 3 oldu bakın gördüğünüz gibi. Sonra 5'ten büyük değerler için zaten olduğu gibi çıkar. Öbürü de olduğu gibi çıkar. Burası da 2x eksi 7 olur. Artık bunun grafiğini çizelim. Eksi sonsuzla 2 arasında arkadaşlar. Adım adım gidelim şimdi. X'e 0 ver. Y'si 7. Sonra Y'ye 0 ver. X'i 7 bölü 2. Şöyle bir grafik. O zaman nereye kadar geçerli bu tabii? 2 noktasına kadar geçerli. 2 noktasında da değer verdiğimiz zaman bu grafik ne oluyor bir görelim. X'e 2 verdiğimiz zaman burası 0. 2 verdiğimizde eksi 5. 2 daha eksi 3. Mutlak değer dışında 3 diye çıkar. O zaman arkadaşlar 2'ye 3 noktası kırılma noktası. Yani biz oradan küçük olan değerlerde alacağız. Dolayısıyla 2'den küçük değerlerde bakın sol tarafta yani burayı çizeceğiz. Tamam mı? Yani grafiğin tamamını çizmiyorum. Geldim şimdi şu kısma. Orası ne? 3. O zaman nereye kadar bu? 2 ile 5 arası. Şöyle bir x değeri. Bakın burası böyle oldu. Artık 3'tü zaten buranın ordinatı. Böyle devam etti. Sonra arkadaşlar 2x eksi 7 de ne olacak? Bakın y'ye 0 ver. X nereden geçiyor? Evet x nereden geçiyor? 7 bölü 2'den. 2x eksi 7 eşittir 0 çünkü. Sonra y x'e 0 ver. Böyle y eşittir eksi 7 oldu. O zaman şurası da böyle simetrik bir biçimde devam edecek. Yani nereyi alacağız? 5'ten büyük değerleri almamız gerektiği için en son kısımda böyle. Artık burada arkadaşlar grafik böyle biraz ezber bir grafik oldu. Görebilirsiniz. Gayet kolay aslında mevzu. Yaparken de 2 ile 5 arasındaki değerlerde olduğu gibi çıktığı için bir tanesi diğeri de ters çıktığı için orada yatay bir doğru oluşur. Sonra sol tarafta ve sağ tarafta böyle iki tane birbirine göre simetrik, 7 bölü 2'ye göre simetrik iki tane doğru oluşacak arkadaşlar. Çizmek zor değil. Yani pratik olmak zorunda değilsiniz. Zaten ÖSYM sınavında sonuçta şıklardan da gidebileceğimiz için dikkatli olmamız lazım. Bunu da deneyelim şimdi. Tablodan hemen görelim. Kritik noktamız birinde eksi 3, öbüründe 3. İçeriği 0 yapan değer demek istiyorum yani. Şimdi eksi 3'ten küçük değerler için ikisi de eksiyle çarpılarak çıkar. Böylece ne oldu bakın? Eksi 2x oldu. Sonra
Eksi 3 ile 3 arasında burası artıdır. Örnek, şey burası eksidir pardon. 3 eksi x burası ama tabii ki artıdır. O yüzden x artı 3 diye çıkar. Toplayınca bakın ne oldu? 6 geldi. Sonra 3'ten büyük değerler için ikisi de olduğu gibi çıktığı için böylece ne oldu? 2x oldu. Haliyle artık bakın burada şunu söyleyebiliriz. Birincisi bir kere eksi 2x doğrusu nedir? Sola yatık bir doğrudur. Değil mi? Eğimi negatif çünkü. Nereye kadar ama bu? X eşittir eksi 3'e kadar. O yüzden böyle olmayacak da şunu yapacağız. X'e eksi 3 verdiğimizde bu arada içerisinde oluyor bakalım. Eksi 6. Mutlak değer dışında tabii 6 diye çıkacak. Burası 0. O zaman 6 oldu. Yani eksi 3'e 6 noktasına kadar bu grafik geçerli. Ta böyle orijine kadar götürmüyoruz. Tamam mı? Buraya kadar. Çünkü eksi 3'ten küçük değerler için bakın burası. Tamam mı? Şimdi geldik ikinci adıma. İkinci adım gayet kolay zaten. Orada neye bakacağız? Bir kere zaten bu grafikte 6 olduğu için ta nereye kadar böyle 6 gidecek? X eşittir 3'e kadar. Bu şekilde. Burası 3. Şurası kaçtı? Eksi 3. Burası zaten eksi 3'e 6 noktası. Demek ki diğer grafikte böyle devam eder. Hiç tartışmaya bile gerek yok. Gerçekten de y eşittir 2x sağa yatık bir doğrudur. Orijinden geçecek. Bunlar da bakın nereye göre simetrik oldu? Orijine göre simetrik. Aslında ne biliyor musunuz? Şu köklerden bir tanesi eksi 3, diğeri 3. Bunların tam ortası sıfırdır. Sıfırın simetriği oldu. Diğer soruda da bakın dikkatinizi çekti mi? Bir kökümüz 2 idi. Bir kökümüz 5'ti. Toplamlarının yarısı olan 7 bölü 2 tam orta nokta olduğu için hakikaten 7 bölü 2'ye göre simetrik oldu bunlar. Bu bir tesadüf değil. Bu şekilde de çizmiş olduk artık bunu. Devam edelim diğer grafiğe hemen vakit kaybetmeden. Bakalım ne varmış. Diğer sorumuza hemen. Y eşittir. Bu sefer fark. X artı 7 ve x eksi 9 farklarını alacağız. Burayı 0 yapan değer eksi 7, burayı 0 yapan değer 9. O zaman hemen yine eksi 7 ve 9 diye bakalım. Bir kere eksi 7'den küçük değerler için bu negatif çıkar. Sonra zaten bunun kökü 9 olduğu için bu hayla ile böyle çıkar. Farklarını alıyoruz yalnız bu sefer. X'ler gitti. Eksi 16 oldu gördüğünüz gibi. O önemli bakın. X artı 7 mutlaktan x eksi 9 mutlağı çıkarıyoruz. Sonra eksi 7'den büyük değerler için x artı 7 olduğu gibi çıkar. Ama 9'dan küçük değerler için bu yine negatif çıkar. Farklarını aldığımızda ne oluyor bakın. 2x eksi 2 oluyor arkadaşlar. Çünkü burada çıkarıyoruz artık. Ona dikkat edelim. Sonra x 9'dan büyük değerler için olduğu gibi çıkar. Bu da 9'dan büyük değerler için olduğu gibi çıkar. Çıkarınca ne kaldı geriye? Burası artı 7, burası da 16 oldu. Güzel. O zaman fark denkleminde de şöyle yapacağız. Y eşittir eksi 16. Nereye kadar? X eşittir eksi 7'ye kadar. Şöyle y eşittir eksi 16 grafiği. Böyle yapalım. Burası da y eşittir eksi 16 grafiği. Tamam mı? Sonra arkadaşlar 2x eksi 2 doğrusu sağa yatık bir doğru. X'e 0 ver. Y'yi nerede kesiyor? Eksi 2'de kesiyor normalde. Sonra y'ye 0 ver. X'i nerede kesiyor? 1'de. Tabii ki şu noktadan geçecek şekilde grafiğimiz. Nereye kadar gideceğiz bu sefer? X eşittir 9'a kadar gideceğiz. X eşittir 9'dan sonra da grafik bakın nasıl? Y eşittir 16. Bu şekilde burada da böyle bir Z harfi oluşur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu mevzuyu böyle halletmiş oluyoruz. Şimdi bakalım ne demiş? Yukarıdaki Y eşittir. Şey, yukarıdaki fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre mutlak fx eksi fx fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Çizeyim ben size hemen. Bir kere eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar bu bakın pozitif değerli. Sonra burada negatif değerli. Eksi 2 ile 1 arasında negatif. 1 ile 3 arasında pozitif. Sonra yine 3'ten sonsuza kadar negatif. O zaman arkadaşlar bir kere burada ne olacak? Hemen kontrol edelim. Grafik normalde arkadaşlar
Burada pozitif olduğu için olduğu gibi dışarı çıkacak. Fx olacak. Eksi fx bölü 2'den 0 oldu. Yani eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar y eşittir 0 doğrusu olmuş olacak. Tamam mı? Çünkü cevap 0 geldi, mutlak değer olduğu gibi çıktı. Hemen bakalım şıklarda. Bakın mesela gördünüz mü? Eksi 2'ye kadar hakikaten hiçbir şıkkı eleyemiyoruz zaten. Sonra ben bunu bir küçülteyim, biraz da düzgünce görelim ya. Biraz küçülecek şey ama şöyle idare edin. Şimdi geldik eksi 2 ile 1 arasına. Eksi 2 ile 1 arasında arkadaşlar durumumuz ne? Fonksiyon negatif. Nasıl çıkar? Eksi ile çarpılarak çıkar. Eksi fx, eksi fx bölü 2'den ne geldi? Eksi fx geldi. Eksi fx ne demek? Burada bakın ona dikkat edelim. Eksi fx bunu yukarı doğru katla demek. O zaman eksi 2 ile 1 aralığında ne olacak? A şıkkı olabilir. B şıkkı olabilir. C şıkkı olabilir. D olabilir. Bir tek E olmuyor. Anca onu eledik. Şimdi 1 ile 3 arasında bu pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar. Olduğu gibi çıktığı için ne olacak arkadaşlar? Onu da görelim. Fx yine eksi fx bölü 2'den 0 gelecek. O zaman demek ki 1 ile 3 aralığında bu fonksiyon 0. O zaman A elenir. Bu D sonsuza kadar gitmiş. O yüzden elenir. O zaman ne kaldı? B veya C kaldı arkadaşlar. En son 3'ten itibaren de eksi fx eksi fx bölü 2. Orası da ne geldi? Eksi fx geldi. O zaman yine burasını alacağız. Böyle yukarı doğru katlayacağız arkadaşlar. Simetriğini alalım bakın bunun. Ne olur? Şöyle olur. Demek ki o zaman hangisi uyuyor? B şıkkı uyuyor. Cevabımız B gelmiş oldu. Bu şekilde bu mutlak değerlerle ilgili arkadaşlar sorular oluyor. Grafik soruları. Yapacağınız iş budur. Nasıl çıktığına bakacaksınız. Bir nevi eşitsizlik çözer gibi. Sonra da zaten fx'ler birbirini ya götürecek ya da toplayıp ikiye böldüğümüzde kendisine eşit olacak ya da eksilisine eşit olacak. Bu şekilde. Devam edelim bakalım. Kalan birkaç tane sorumuzu çözelim. Şöyle bir yorumumuz var arkadaşlar. Büyüteyim ben sayfayı şimdi yine. Mutlağın içinde x eksi 2 eşittir t denkleminin çözüm kümesi 3 elemanlı olduğuna göre t kaçtır demiş. Bunu demin çözdüğümüz grafikten yararlanarak yapacağım. İsteyen bunu denklem mantığıyla çözebilir arkadaşlar. Ben bakın nasıl çözeceğim. Dikkat edin. Şimdi y eşittir mutlak x eksi 2'nin grafiği demek. Mutlak x böyle ise aşağı doğru 6 birim kaydırmak değil mi böyle? Şey 2 birim kaydırmak değil mi böyle? O zaman hemen yapıyorum. Bakın y eşittir x'i 2 birim aşağı kaydırdım. Böylece burası y eşittir mutlak x eksi 2'nin grafiği oldu. Sonra arkadaşlar burada ne yapıyorduk? Burada da yine kaldırıyoruz böyle çünkü aşağıda kaldı. O zaman bu grafiğin artık yeni haline geldi. Bu şekilde. Eksi 2'den de katlayınca 2 oldu. Şimdi gelelim önemli noktaya. Burada arkadaşlar çözüm kümesi 3 elemanlı olsun istiyormuşuz. Nerede olursa çözüm kümesi 3 elemanlı olur bir bakar mısınız? Durdurun bence 3 elemanlı nerede olur anlayın. Ona göre bir t değeri vereceğiz çünkü. Bakın şimdi. İsterseniz yorum yapayım. Mesela buradan geçseydi yani sıfır olsaydı y eşittir sıfır. Bu arada t dediğimiz aslında fonksiyonları birbirine eşitlediğimiz için arkadaşlar bir nevi biz şunu soruyoruz size. Y eşittir mutlak x eksi 2 y eşittir t denklemlerin ortak çözüm kümesi 3 elemanlı diyoruz, tamam mı? Bundan dolayı 2 elemanlı olsaydı y eşittir sıfır doğrusunu çizerdik. 4 elemanlı deseydi o zaman bakın 0 ile 2 arasındaki tüm değerler oluyor. Son olarak o zaman ne diyeceğiz? Tam y eşittir 2'den geçerse bakın doğrumuz. Gördünüz mü? 1, 2, 3 tane noktada kesişiyorlar. Çözüm kümesi demek kesim noktası demektir analitik geometrideki. Bundan dolayı arkadaşlar t eşittir 2 olursa bunun cevabı
Doğru olur, 3 elemanlı olur. Soruda şöyle deseydik, çözüm kümesi 4 elemanlı olduğuna göre T hangi aralıkta yer alır? Bakın yapayım onu da. Başka bir renkle göstereyim. Şuradan hemen rengi değiştiriyorum. Şimdi bakın, deseydi ki size 4 elemanlı. O zaman bakın buradaki bütün y eşittir bilmem ne doğrularında 1, 2, 3, 4 tane kesim noktası oluyor. Demek ki T böyle olsaymış 0'la 2 açık aralığında her değer olurmuş. 2 tane çözüm kümesi elemanı var deseydi o zaman 0 olacaktı. Çünkü 2 tane kesiştiği nokta olan yer bakın gerçekten sadece y eşittir 0 doğrusunda gördüğünüz gibi. Bu şekilde bu soruyu normal matematikle değil grafik yardımıyla da çözebileceğinizi göstermiş oldum. Şimdi gelelim mutlak değer böyle fonksiyonun dışında değil de şu şekilde değildi arkadaşlar. Normal bu fonksiyonun dışında demektir. Burası zaten böyle gösterilir. İçinde olursa, parantezin içinde olursa ne olur? Onu söyleyeyim size. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Bir kere mutlak x dışarı asla negatif çıkmayacağı için şurası ölür. Sol tarafın hiçbir anlamı kalmaz. Grafik direkt neye döner biliyor musunuz? Buna. Sağ tarafın aynısını sola doğru katlarsanız y eşittir f mutlak x'in grafiğini elde edersiniz. Çünkü bu şu demek. Yapayım bakın bir örnek. Normalde f eksi 1. Şimdi f eksi 1 mutlak değerin içinde demek f1 demek. F1 de zaten 3. O zaman şuranın hiçbir anlamı kalmıyor gerçekten. Ya da mesela şurada uydurup bir eksi 5 değeri olsun, tamam mı? F mutlak eksi 5. O zaten neye eşit oluyor artık? F5'e. O zaman eksi 5'in bir anlamı kalmıyor. Buradaki 5 oluyor. Bundan dolayı mutlak f(x)'in ayrı ama f içinde mutlak x'in grafiği arkadaşlar. Nasıl yardımcı olabilirim? Şöyle olur. Buradaki grafiğin sağ kısmını olduğu gibi katlarsınız. Sol ne olur? Orayı artık silin. Hiçbir anlamı yok. Yani bir tane daha örnek vereyim isterseniz görün. Size gitti mesela böyle bir grafik verdi. Tamam, dedi ki y eşittir f mutlak x grafiği nedir? Hiçbir anlamı olmaz. Sol tarafın direkt böyle gelir cevap. Fx mutlak ln x artı bir fonksiyonun grafiği. Logaritmada logaritma grafiğinin nasıl çizildiğini uzun ve ayrıntılı bir şekilde görüyorsunuz. Ben şimdi hemen kenarda hatırlatayım. Logaritmanın grafiği ln x mesela ne olur arkadaşlar? Şöyle bir grafik olur. X eşittir 1 için 0'dır. Burada da e eşittir x eşittir e için de 1'den geçer. Şimdi mutlak neydi? Aşağıdaki kısmı yukarıya katlı demekti. Yani şurası aşağıda kaldı. O zaman ne olur? Böyle bir grafik olur. Doğru mu? Sonra en son bir de artı 1 ekleyeceğiz. Yukarı doğru kalkmış olacak. Yani normalde burası 1'e 0'dan geçerken yeni durumda 1'e 0'dan geçen şu sivri nokta 1'e 1'den geçecek. Grafik bakın gördüğünüz gibi şöyle olacak, tamam mı? Bu şekilde o zaman hangisi olur? Tabii ki burası olur. Adım adım gösterdim zaten. Bir de bir daha çizdim. Bakın birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Bu şekilde sonuncu grafik bizim istediğimiz cevap grafiği gördüğünüz gibi. Son olarak arkadaşlar map kazanım testinde geçen yıl, bu yıl göremedim. Sorulan güzel bir soru vardı. Onu çözmek istiyorum size. Öyle kapatacağım burayı. Şimdi bazı denklem sorularını arkadaşlar siz normal denklem mantığıyla çözmeye çalışıyorsunuz çıkmıyor. Orada grafik çizerek de yapabilirsiniz. Ne demek o? 3 ln x eşittir 3 eksi 2x'in karesi denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. Tamam mı? Burada arkadaşlar normal yolla isterseniz çözmeye çalışın. Ben şöyle düşüneceğim. Birincisi y eşittir 3 ln x. İkincisi de y eşittir 3 eksi 2x'in karesi olan iki denklemin kesim noktalarını soruyor aslında bana. Bunun Türkçesi budur. Dolayısıyla 3 ln x'in grafiği, ln x'in grafiği normalde böyle ya arkadaşlar. 3 ln x'in grafiği sadece biraz daha böyle hızlı yükselir. Dolayısıyla mesela x'e 1 verdiğinizde yine 0 olur ama e verdiğinizde 1 değil 3 olur. Bu grafiği böyledir. Tamam mı? Sonra 3 eksi 2x'in karesi ne demek? Bir paraboldür. Kollar yukarı doğru ve dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar tepe noktası
Burayı sıfıra eşitlersek 3 bölü 2. 3 bölü 2 de şurada bir yerde. 1,5 küsür çünkü. 1,5 çünkü. Bu E'de 2,7 falan olduğu için 1 ile E'nin arasında. Kollar yukarı doğru. Neden? Çünkü herhangi bir sayının karesi pozitif olduğu için burası 4x kare diye başlar açsak. Dolayısıyla bakın bu da böyle bir parabol oldu. Gördüğünüz gibi, tamam mı? O zaman 1 burada kesiştiler, 2 burada kesiştiler. Demek ki bu parabolle logaritmanın zaten bize soruda çözüm kümesi kaç elemandır diye soruyor. Noktaları soramaz. O zaman iyice gıcıklaşır işimiz. Dolayısıyla bunun çözüm kümesi 2 elemanlı der geçeriz. Özel tanımlı fonksiyonlarla ilgili önemli gördüğüm yerleri ben çözdüm arkadaşlar. Kitaplarınızda biliyorum çok abuk subuk soru tipleri var. Ama zaten ÖSYM'nin sorduğu formatı düşünürsek, yani inanın böyle acayip acayip sorular değil, gerçekten düzgün yorumlar bekleniyor sizden. O yüzden ben de onlara yönelik soruları çözmeye çalıştım. Kafanıza yatmayan yerler olursa tabii ki sorabilirsiniz. İyi çalışmalar.